Merhabalar. Merhaba. Sizce asıl engel nedir? Sağlıklı bireylerin bence koyduğu engellerdir en başta. Sağlıklı bireylerin ön yargıları bu asıl engelleri koyuyor. Asıl engel nedir? Şimdi biz de bir engelli adayı olarak ilk önce onların haklarına saygı durmamız lazım. Şimdi en kısa örnek verecek olursak şimdi kaldırımdan yürüyoruz. Kaldırımda engelli basamaklar olan yerlere araç park ediliyor, motor park ediliyor. En kısa örnek, hani en dar pencereden bakacak olursak onlara bir de saygı göstermemiz lazım. Yollarda onlara öncelik vermemiz lazım. Asansörlerde onlara öncelik vermemiz lazım. Çünkü biz de birer engelli adayız. Bu şekilde onların penceresinden bakarak onların gözünden dünyayı anlamak daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Sizce asıl engel nedir? Bizce, daha doğrusu ben şahsi düşüncem, asıl engelin insanların beyinde olduğu düşüncesindeyim ben. Çünkü her şeyin başı beyinde bitiyor. Engel demek sadece kolumuz, bacağımız değil yani. Hepimiz bir engelli adayız. Aslında bunu unutmamak gerekiyor. Bir trafik kazası olur, şu olur, bu olur, yani bir sağlık sorunu olur. Bu sebeple hepimiz bir engelli adayız. Herkes bunu unutuyor. Bu düşüncesizlik içerisinde engelli vatandaşlarımıza gereken destek verilmiyor, gereken yardımlar gösterilmiyor, kolaylıklar sağlanmıyor. Bunlar çok önemli. Aslında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olabilir ama aslında her gün engelli günü, engelliler günü. Bunu unutmamak gerekiyor. Bence her şey beyinde bitiyor. Düşünceyle başlıyor. Ailede başlıyor. Yani bir çocuğu bir topluma nasıl kazandırırsanız siz de öyle gidiyorsunuz. Ve bunu siz de çocuğunuzu o şekilde aşılıyorsunuz. Bu çok önemli. Öncelikle nasıl temiz toplum diyoruz. Beyinler de temiz olsun. Beyinler de güzel olsun ki dünya güzelleşsin. Dünyada engelli beyin kalmasın. Önemli olan beyinler engelli olmasın diyorum ben. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sizce asıl engel nedir? Asıl engel, insanların düşüncelerindeki engeldir. Yani zihinsel engelli olmak değil, düşünce engeli. Neden diyeceksiniz? Bir insan hayat şansı tanımıyorsa, engelli, bedensel veya zihinsel engelli bir insanı hayat şansı tanımıyorsa, onun haklarına saygı göstermiyorsa, bu onun düşüncelerinin engelli olduğu anlamına gelir. Asıl sorun bu, başka bir şey değil. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Sizce asıl engel nedir? Bence asıl engel, ülkemizde engelli arkadaşlarımız bizim gibi rahat koşullarda yaşayamıyorsa ve çalışan engelli arkadaşlarımıza hani normal hayatta mobbing gibi şeyler yapılıyorsa bunu yapan insanlar asıl engelli insanlar. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Asıl engel, haklılar eksiklikleri. Haklılar eksiklikleri bir şey değildir. En büyük eksiklik, akıl eksikliği. Peki, teşekkür ederiz. Asıl engel nedir? Abi asıl engel bence herkes de, herkes engel bana göre. Şimdi yolla geçerken ederken örneğin bir hastaneye gidiyorsun, engelli yolu var, bakıyorsun engelli yolu var ama araç park etmiş, yanlış yani, görülmüyor, eziliyorlar. Yani tüm toplum olarak biraz daha duyarlı olmamız lazım daha çok engelliler için. Yani diyecekten bu kadar. Peki, teşekkür. Hocam asıl engel nedir? Asıl engel insanlar zihinlerinde olduğu korkuşturdu bariyerler. Yani özgür düşünceden yoksun, hayal kurmaya ve kafasına, beyin düşüncelerine bariyer örenler. Asıl engel orada, yoksa insanların bedenlerinde değil engel. Peki, teşekkür ederim. Engel nedir? Asıl engel insanların zihinlerindeki, beyinlerindeki düşünce engelleri. Akli melekelerini yeteri kadar kullanamayanların önünde. Hepimizin böyle bir riski olmasına rağmen toplum bunlara sahip çıkıp yardımcı oldu. Hem altyapı olarak hem ekonomik, sosyal olarak engelli vatandaşlarına sahip çıkmalıyız. Ben mizahi olarak da söylüyorum. Bu bacağı, kolu, vücudunun aksamları, engelli olanlara biz engelli demeyelim. Asıl engellilik düşünce yapısında olan engellilik. İnşallah bunu da çözeceğiz diye uğraşıyoruz vatandaş olarak. Teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Engel kalplerdeki engel, kafadaki engel. Peki, teşekkür ederiz. Merhabalar. Sizce asıl engel nedir? Engelli olan asıl engelli bizleriz. Sahip çıkmadığımız için bu çocuklara, hasta çocuklara. Aslında onlar daha bizden
her şeye muhtaçlar, her şeye ihtiyaçları var. Ama bizler sırtımızı döndüğümüz için toplumda dışlanmış şekilde yaşıyorlar. Yaşadıkları için de bu yaşantıda ben utanıyorum. Yani hiçbir şey yapamadığım için. Elimden gelse her şeyi yaparım. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim.